Yani genel olarak bakarsak deprem konutları ilk etapta biraz hani bir yıllık sürede teslim edileceği söylendi. Bu konuda biraz gecikmeler oldu. Ama tabii ki yapılan iş kolay bir iş değil. Yani Adıyaman'da İndere bölgesinde 16.433 konut yapılıyor. Örenli bölgesinde 3.034 konut yapılıyor. Örenli'nin tamamına yakını teslim olmak üzere. İndere'de çalışmalar sürüyor. Yani tamamı 2025 yılının sonuna kadar teslim edileceği söyleniyor. Onun dışında diğer deprem bölgelerindeki illere göre yerinde dönüşünde Adıyaman bayağı iyi gidiyor. Yani belediye değiştikten sonra da ruhsatlarla hızlanma oldu. Bu konuda arkadaşların emekleri çok çalışmalar yapılıyor. Bununla ilgili net bir açıklama yok. Cumhurbaşkanlığı ilk etapta %60'ı ödenecek denildi. Yani şu an net bir açıklama yok. %50'si İBB olabilir diye bir söylenti var. Ama fiyat ne kadar olacak bu da bir muamma, belirsizlik var yani bu konuda. Aslında bununla ilgili açıklamalar yapılırsa insanların kafasındaki soru işaretleri giderilmiş olur. Hem insanlar ilk etapta deprem konutlarına yazıldı, daha sonra yerinde dönüşüme geçtiler. Hani bu aslında güvensizlik sorunu ortaya çıkarıyor. Yani burada kısmen mesela İndere bölgesinde konutlar aslında bitmeye yakın ama altyapı çalışmaları sürüyor. Zemin kayadır, dağ yapıyorsunuz konutları. Yani bu konuda altyapı çalışmaları biraz daha erken başlayabilirdi. Aynı şekilde Örenli bölgesinde de. Yani şimdi oraya ulaşımda sıkıntılar var, ciddi sıkıntılar var. Siz de gidip görürseniz özellikle mesai bitim saatlerinde veya sabah mesai başlangıcında hastanenin orada olmasından dolayı İşte oradaki otogarın orada olması, yolların kapasitesinin yetersizliğinden dolayı ciddi bir ulaşım sorunu var. Şimdi insanlar tamamen taşındıktan sonra da daha da sorun olacak. Artacak. Onun dışında yukarıda konut çalışmaları yapılıyor. Oradan gelen ciddi bir toz bulutu var, toz var. Aynı zamanda şehrin altyapısı tamamen çökmüştü, yenileniyor. Kolay iş değil tabii ki, belediyenin işi de zor. Biz vatandaşlar olarak da bizler de çok zorluk çekiyoruz. Bu konuda biz gerekli uyarıları yaptık. Belediyeyle de görüştük aslında. Asfaltın hızlanması gerektiği, yama konusunda. Kazılan yerlerin bir an önce asfaltlanması gerektiği. Yani uyarılarımız biraz dikkate alındı. Ama tabii ki tamamen yapıldı mı? Yapılmadı. Çünkü kolay değil. Gerçekten bir şehrin altyapısı, yıkılmış bir şehrin altyapısını yenilemek. İllaki sorunlar var. Önümüz kış, bu konuda biraz şey olabilir belki. Yani yağış olursa tozun azalacağı, bir nebze nefes alabiliriz belki. Yapı denetim sistemi değişmedi. Mesela inşaat sektörü olarak bakarsak sorunlarımız çok fazla. Biz Bakan Bey geldiğinde iletiyoruz ama bu konuda çok değişim olacağını görmüyoruz. Sorunlarımız fazla dedik. Yerinde dönüşümde mesela her önüne gelen müteahhit olabiliyor. Bu konuda bir değişme olmadı. Biz bunu yanlış buluyoruz. Değişmesi gerekiyor. Yapı denetim sistemimizin değişmesi gerekiyor. Şu an mesela hiç inşaatla alakası olmayan kişiler müteahhitlik belgesi alıp müteahhitlik yapabiliyor. Ben şunu net görebiliyorum. 1-2 yıl sonra çoğu proje yarıda kalabilir. Bu konuda sıkıntılar olabilir. Anlaşmazlıklar olacaktır. Ama onun dışında hızlı gidiyor aslında bakarsak diğer illere göre yerinde dönüşüm noktasında. Yani 5 yılda biraz daha toparlanır ama tamamen yaraların sarılması, bir şehir, kent görüntüsü 10 yılı bulabileceğini düşünüyorum. Onu Çevre Şehircilik Bakanlığı belirliyor biliyorsunuz. Bu konuda hani bizlerin görüşleri alınmıyor. Kendileri tamamen Çevre Şehircilik Müdürlüğü, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın aldığı bir inisiyatif. Bu konuda bir şeyler söylemek gerekirse rezerv alanlar çoğu zaman mağduriyet doğuruyor. Vatandaşın hak kayıpları oluyor. Ama bu çarşı projesini vatandaşın veya belediyenin inisiyatifiyle kendi yapması imkansız gibi bir şey. Bu konuda biz yapılması taraftarıyız ama kesinlikle bir hak kaybı olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi diğer illerde çarşı yapılıyor. Mesela Malatya'nın çarşısı belli bir aşamaya geldi. Bu konuda hani birkaç vatandaş tepki gösterdi yapılmasın diye. Biz yapılması taraftarıyız ama süreç biraz geç ilerledi. Siz de bahsettiniz Eğitim Sen KESK binası tadilat yaptılar. O sadece bir örnek yani. Oraya ciddi paralar harcandı. Yani madem yapılacaksa niye geç kalındı?
Çünkü onlar tadilata başlamadan önce Çevre Şehircilik Müdürlüğü'ne başvurdu diye biliyoruz. Toplantıda da dile getirdiler aslında. İşte. Hani bu konuda biraz erken davranılsaydı, vatandaş bilgilendirilseydi, vatandaş oraya gereksiz harcamalarda bulunmayacaktı. Şehrin ekonomisinin gelişmesi açısından yerelde yapsat dediğimiz konut yapan firmalara aslında işler pay edilebilirdi. Hani sadece dışarıdan gelen firmalar değil de bu şehrin ekonomisine canlılık katardı. Bu konuda aslında daha üzerine çalışılabilirdi. Sadece büyük firmalar değil de etaplar halinde yapılıyor zaten. Bir firmaya 1000 konut vermek yerine 200 konut verilip 5 firmaya verilseydi belki daha hızlı da bitebilirdi konutlar. Yapı denetim sisteminin değişmesi gerekiyor. Bu sistem ticari yönü ağırlık basan, denetimi eksik bir sistem. Biz İnşaat Mühendisleri Odası olarak daha önce de açıklamalarda bulunduk, bakanlığa da sunduk. Bakanlıkla yaptığımız görüşmelerde yapı denetim sisteminin değişmesi gerekiyor. Yapı denetim kamu eliyle yapılmalı. Yani biliyorsunuz yakın zamanda birçok ilde özellikle Tekirdağ'da birkaç kez oldu. Meslektaşlarımıza saldırılar oldu. Denetimde eksik olduğunu dile getiren inşaat mühendisi, yapı denetim çalışan meslektaşlarımız demirci, kalıpçı ustası tarafından saldırıya uğradı. Adıyaman üzerinde de söylemek gerekirse şanti şefliği kağıt üzerinde kalıyor. Yani biz deprem yaşadık. Depremi ağır bir şekilde hissettik. Hepimizin kayıpları oldu. Acımız büyük ama değişen çok bir şey yok. Şapkamızı önümüze koyup bakarsak değişen çok da bir şey yok. Biz Adıyaman Belediyesi ile statik proje anlamında belirli kriterler getirdik. Deprem yönetmeni henüz değişmedi. Biz güvenli tarafta kaldık ama biz hala ustaları eğitemedik. Ustalık, işçilik konusunda bir değişim yok. Onun dışında betonumuz kalitesiz. Diğer illere göre Adıyaman'daki dökülen betonların çoğu kalitesiz. Bu konuda defalarca dile getirdik. Doğal dere çakılı kullanılıyor kırılmadan. Bu yanlış bir uygulama. Bilirkişi raporlarında bile bu suça atfediliyor yani. Betonun kalitesizliğine atfediliyor. Hal böyleyken değişen bir şey yoksa başka bir depremde çok da farklı bir sonuç beklememek gerekiyor.